Evet, Nubra Vadisi'nin batı kesimindeyim. Nubra Nehri'nin şu an birçoğu kurumuş. Nehir yatağının hemen yanındayım. Şanslıyım ki motosikletle geçerken o hayvanları görebildim. Evet, birazcık daha yakına geleyim. Bunlar da bana bakıyorlar. Evet, develer beni gördü. Doğal olarak ürktüler tabii ki. Ayaklandılar. Belki benden kaynaklanmıyor olabilir ama muhtemelen benden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet, hayvanları doğal yaşamlarında yalnız bırakmak gerek. Bu kadar kayıt yeter. Nubra Vadisi'ndeyim. Dixit köyüne doğru devam ediyorum. Vadisi ve Nubra Nehri'nin kurumuş yatağın hemen yanındayım. Gördüğünüz gibi tamamen çöl diyebileceğim bir ortamdayım. Etraf sessiz, sakin. Bir iki yerleşim var fakat onlar da çok küçükler. Karşıda gördüğünüz dağların hemen eteklerinde bugün ziyaret ettiğim Sumru ve dün ziyaret edemediğim Panamik köyleri yer alıyor. Hemen şöyle sağ tarafta gördüğünüz o yeşillik dağ yamacı. Dağın hemen altındaki yamacın altındaki yer Kalsar köyü. Bu istikamette devam ederken az evvel size de gösterdiğim gibi bu deve grubu deve ailesiyle karşılaştım. Şöyle ki, evet. Bakınız. Ben oradan uzaklaşınca tekrar oturdular, sakinleştiler. Bir yere gerçekten huzursuz olmuşlardı. Evet, yolculuğum devam ediyor. Dixit köyüne doğru devam ediyorum. Yine buradan güzel bir manzara var. Bunu göstermek istiyorum size. Güzel bir stupa. Evet, ben de oraya doğru devam ediyorum şimdi. Orada görüşürüz. Dixit köyünü yaklaşık olarak 6-7 kilometre geçtim. Hunder köyüne gidiyorum. Öncelikle Hunder'i ziyaret edip gün içerisinde sonra İskit'e dönmek istiyorum. İlginç bir şey var. Az evvel gördüğünüz o çöl dediğim dere yatağı, nehir yatağının büyük bir kısmı şu an dunes diye adlandırılan kum tepeleriyle kaplı. Çok güzel, ilginç bir görüntü var.
Gerçekten burası çöl. Etraf tamamen kumla kaplı. Hunder köyündeyim. Hunder köyü Panamek ile beraber karayoluyla ulaşılabilen Hindistan'ın en kuzey noktası şu an. Tamamen orduya ait kamp alanlarının olduğu bir bölgedeyim. Hunder köyü saymadım ama yani 10-15 tane, bilemedin 20 tane evin bulunduğu küçük bir yerleşim yeri ama harika bir yerde konumlanmış durumda. Az evvel gösterdiğim o kum tepelerinin biraz ilerisinde küçük bir vaha diyebilirim. Gerçekten yeşilliklerin içerisinde küçük bir dere kenarında konumlanmış bir köy. Burada da küçük eski bir gompa var, Budist tapınağı. Orayı ziyaret edeceğim birazdan. Güzel bir yemek yiyip İskit'e dönmeyi planlıyorum. Evet, manzaramız böyle. İskit köyündeyim, Nubra Vadisi'nde. Köyün hemen güney yamacında yer alan Buda heykelinin yanı başındayım. Heykelin baktığı kesime doğru bize bir bakalım. Ne var? Evet. Enfes bir vadi görüntüsü var. Vadi çok geniş. Genellikle kum tepeleri ve kurumuş dere yatağı var. Gördüğünüz bölge Diskit köyünün yerleşim yeri. Yeşillikler içerisinde. Diğer köylerde olduğu gibi burası da gerçekten bir vaha diyebilirim. Çok güzel bir görüntü var. Yaklaşık 10-15 dakika evvel gün battı. Evet, karşıdaki dağların manzarası. Aslında dün gün henüz batmadı. Sadece dağların arkasına geçti güneş. Vadi böyle devam ediyor. Ta ki bu gördüğümüz dağlar Great Himalayan Range olarak geçiyor. Kara kurumla kesişiyorlar. Yanılmıyorsam eğer. Evet, vadinin son kısmı bir yabancının özel izinle de dahi olsa gidebileceği son nokta. Daha ilerisi Pakistan ve Hindistan arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden yasak bölge diyebiliriz. Giriş yasak. Sadece ordular yer alıyor orada. Evet, Diskit Göğü'nde gün batımı böyle. Evet, Kardum ile Pas'a yaklaşık herhalde birkaç kilometre kalmıştır. Nubra Vadisi'nden dönüyorum Leh'e doğru. Evet. Kar suları yolu kapatmış. Çok büyük taşlar geliyor yukarıdan. Buz gibi
Bu adamlar elleriyle, ayaklarıyla çalışıyorlar. Vallahi bravo. Çok beğenmişler yani. Kadınlar. Ayaklarında terlik var. Çorap giymişler. Bu yani. Bu gücüsü. Dördüncü burada geliyor. Evet, karlı, soğuk yollarda birebir terlikle sürüş. Evet, o su geçişi boruların döşendiği yerde şöyle bir şey oldu. Arkadaşım hemen geçmek istedi, ben de ona yardım ettim tabii ki. Ayakkabılarımın içi tamamen su doldu sayesinde. Yedekte tabii ki ikinci bir ayakkabımız olmadığı için ne yaptık? Terlikleri giydik. Fark etmiyor, ayaklarımız şu an donuyor. Dolayısıyla o su geçişini de çekemedik bitişini. Ne yapalım? Sağlık olsun. Sağlık olsun fakat ayaklarımız donuyor. Evet, tekrar Leh'e dönüyorum. Bakınız, welcome yazıyor. Hoppa. Evet. Nubra Vadisi'ndeki iki günlük seyahatimiz fena değildi. Tekrar otelimize dönüyoruz. Leh'teki. Görüşmek üzere.